Mesut Bey gelir gelmez beni Tuncaylar'ın elinden aldı. Onları da kovdu. Nereye konmuş Murat? Adamlar gündüz vakti babamla kuzenimi aldı. Farkındayım da neticede bu adamlar çakal. Görevde izin acı vermişler belli ki. Yoksa Alparslan da Hızır abi de teslim olmazdı. Karşılık verirdi. Bu Mesut Bey'e ne kadar güvenebiliriz? Davut Bey'e saygısı olmasa beni yanına almazdı Hızır Ali. Dayımla arası nasıldı? Senin bildiğin bir şey var mı? Bildiğim Ankara'da görüşüyorlardı. Ama Mesut Bey'i ben pek tanımam. Bunlar satılmış insanlar Ünal Bey. Nasıl yanınızda Ateş denen adam Mossad'ın uşağıysa belli ki bunlar da aynı takımın insanları. Meseleye böyle bakmana sevindim Mesut. Lakin dışarıdan bakıldığında bu olayı siz tertip etmişsiniz gibi algılanıyor. Ben bu algının mutlaka değiştirilmesi kanaatindeyim. Aksi takdirde Hızır'ın ve Alparslan'ın alınışını açıklayamayacağım aile ilişkileri ve karşı koyamayacağım güç dengeleri var. Açıkçası bu konuda hatalı olduğum tek şey soruşturmalarını Tuncaylar içeri alarak değil, uzaklaştırarak başlatmış olmam. Ama size şunu garanti ederim ki hemen bütün birimlere talimat verdim. En kısa zamanda bir sonuca ulaşacağıma eminim. Bana şikayetçi vatandaş muamelesi yapma Mesut. Ben buraya seni uyarmaya geldim. Yoksa altında kalırsın. Madem böyle konuşacağız, ben de net konuşayım. Ünal. Ben seninle işbirliği yapmış, Hızır'a yol vermiş Davut Bey değilim. Ben bu koltuğa pislikleri temizlemek için geldim. Hem içimdekilerin temizleyeceğim hem de sokaktakileri. İkisini de yapacağımdan hiç şüphen olmasın. Yurt dışına gidiyormuşsun. Senin yerinde olsam buralarda durmaz. Hemen giderdim. Benim yerimde olamazsın Mesut. Hızır ortaya çıkıncaya kadar, sağ salim ortaya çıkıncaya kadar buradayım. Hiçbir yere gitmiyorum. İçerideki ve dışarıdaki pislikleri temizleyemezsen... Yanlış anlama, senin yanındayım. Haber bekliyorum. Ne oldu Ünal Bey? Bir bilgisi var mı? Bilgisi yoksa da ilgisi var. Konuşuruz. Bize bu yaptığının hesabını devlete vermeyecek misin? Vermeyeceğim Alparslan. Yaptığın iş yüzünden görevimden alındım. Tahmin et bunun acısını kimden çıkaracağım? Çok korktuk. İlk kez sorguya alınıyoruz ya. Gerçekten çok korktuk.
Bir gecede o kadar depoyu boşaltmak kolay olmamıştır. Şimdi siz bana bir kolaylık yapın. Size kimlerin yardım ettiğini söyleyin ki ben de size bazı kolaylıklar yapabileyim. Biz senin zannettiğin kadar az adam değiliz Tuncay. Benim zannettiğimden daha azsın Hızır. Evet. Seni dinliyorum. Kimden destek aldın? Boşuna uğraşıyorsun Tuncay. Ne yapacaksan yap. Benim söyleyecek lafım yok. Zır. Yeğenine söyle. İkinizin iyiliği için de konuşsun bence. Eğer konuşursan yaşadığın sürece bir daha yüzüne bakmam. Ölürsem de hakkımı helal etmem. Böyle oturarak konuşmayacaklar. Sohbet odasını alalım. Neticede senin yeğenin hazır. Bence bildiklerini anlat. Onu serbest bırakayım. Seni öldüreyim. Ben yeğenimi severim. Birlikte ölmemizde bir sakınca yok.